Musa Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım. Bir şahsi biyografi, kısa bir şahsi biyografi alalım. Ben yaklaşık 6-7 yıldır bu iş içerisindeyim. Yani eğlence sektöründe hizmet veriyorum. Yani bu işin temelinden buralara geldik. Ve insanlara daha fazla iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır Bodrum içerisinde bulunuyorum. Ve yani dediğim gibi eğlence sektöründe öncü olmaya çalışıyoruz. İşin mutfağından gelen bir işletme sahibiyle birlikteyiz diyebiliriz öyleyse. Peki siz tam olarak kaç yıldır bu sektördesiniz ve Barcelona Bar adı altında kaç yıldır faaliyettesiniz? 7 yıldır bu sektördeyim. Ancak Barcelona olarak 1 yıldır faaliyet vermekteyiz. Daha öncesinde başka yerlerde, başka şekillerde yine aynı sektörde hizmet verdik. Ama Barcelona bünyesinde daha ilk yılımız. Umarım uzun yıllar devam eder. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Sizlerden dinleyelim. İnsanları tamamen eğlendirmeye yönelik hizmetler sunuyoruz. Kokteyllerimiz, happy hour'larımız, aynı zamanda özel organizasyonlarımız, işte doğum günü, canlı müzik tarzında hizmetler sunuyoruz insanlara. Bardaki elemanımız kaç yıldır bu sektörde faaliyette? Yaklaşık olarak 4 yıldır profesyonel olarak hizmet vermekte. Başta bahsettiğim gibi biz bu işin içinden geldiğimiz için en önemli yerin orası olduğunu da biliyoruz. Çünkü tamamen insanlara lezzetiyle odaklanması gerekiyor. Ve o yüzden o kendisine çok güveniyoruz. Peki kaç kişilik bir kişi kapasitemiz var bünyemizde? Açık oturma alanı olarak ortalama 80-100 kişi kapasiteli bir yerimiz var. Peki buradaki izleyicilerimiz sizlere misafir olmak isteseler, diğer meslektaşlarınız yerine neden sizleri tercih etmeliler? Bu biraz şey olacak ama yani çünkü dediğim gibi biz bu işin içinden geldiğimiz için onları daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Çünkü yani diğerleri gibi, diğer insanlar gibi direkt var olmadık. Bir anda çıkmadık. Hani herkesi dinledik. Herkesi yıllarca yani komilikten başlayıp garsonluktan devam ederek geldiğimiz için bize geldiklerinde onları daha iyi anladığımızı düşünerek bize gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. İşin mutfağından geldiğiniz için aslında burada size gelen misafirlerin ne isteyeceğini, ne görmek istediklerini, ne tatmak istediklerini çok daha iyi biliyorsunuz. Ve kendiniz aslında içmeyeceğiniz ya da kullanmayacağınız bir malzemeyi burada izleyiciye, misafire de sunmuyorsunuz diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Doğum günü organizasyonlarımız için az önce sizlerin de bahsettiği üzere önceden bir rezervasyon vesaire yapıldığında onlara özel bir organizasyon yapılıyor değil mi? Evet, onlara özel sürprizler hazırlıyoruz. Hatta bayağı şaşırtıcı sürprizler olduğunu da söyleyebilirim. Dün bir doğum günü organizasyonumuz vardı örnek vermek gerekirse. Ya geleni her şekilde mutlu olarak gönderiyoruz buradan. Burada kesinlikle müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyorsunuz diyebiliriz öyleyse. Peki canlı müzik durumumuz söz konusu mu? Yazın içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Kış sahnemizde canlı müzik yapmayı planlıyoruz. Görüşmelerimiz de var bazı kişilerle. Bunu tabii Kasım ayı geldiği zaman reklamlarımızdan takip edebilirler. İzleyicilerimiz sizleri takip etmek istediklerinde, duyurularınızı takip etmek istediklerinde sosyal medya hesaplarınızı da buradan paylaşmış olalım izleyicilerimizle. Tabii. Instagram Barcelona Bodrum, Facebook Barcelona Bodrum, Snapchat Barcelona Bodrum. Az önce sizlerin bahsettiği bir duruma aslında takıldım. Burası sadece sezonluk işleyen bir işletme değil anladığım kadarıyla. Evet, normalde bu sokakta daha çok yazın faal olarak işletme yapıyor. Ancak biz 12 ay olarak hizmet vermek istiyoruz. Bu nedenle kışın belirli günlerde, haftanın ortalama 3 gününde canlı müzik olarak faal vermek istiyoruz. Peki bundan sonrası için başka bir şube açmayı düşünür müsünüz Musa Bey? Yani neden olmasın diyeyim. Bizler de başarılarınızın tekrar devamını diliyoruz öyleyse. Son olarak izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Yani dediğim gibi insanların her zaman eğlencesini yani daha çok eğlenmesini ve yani onların memnun olmasını istiyoruz.
O yüzden mutlaka bizi denemelerini tavsiye ediyoruz. Öyleyse gelin ve biz de burada Barcelona'nın eğlencesine sizler de konuk olun diyoruz.